Sivas'ta lise yıllarında tanıştığı ressam ve heykeltıraş merhum Selahattin Aydemir sayesinde resim sanatına olan yeteneğini keşfettiği yaşam biçimi oldu. Manisa'da yaşayan ressam Hidayet Gültekin, polis memuru olarak görev yaptığı yıllarda bile sanat aşkından asla vazgeçmedi. Hayallerini, umutlarını tuvaline yansıttı. 40 yıldır başladım, amatörce başladık. Sonuç itibariyle aşama aşama sonuç itibariyle buraya geldik. Yurt içi, yurt dışı pek çok sergiye katıldık. Ben bu 40 yılımı hiçbir zaman resim anlamında boş bırakmadım. 2007 yılında Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bakanlığa yapılan başvuru sonrası, adına düzenlenen sanatçı belgesi sonrası hayatının tamamen değiştiğini kaydeden Gültekin, belgenin sanat hayatındaki önünü açan bir belge olduğunu ve bunu yaşam tarzına da yansıttığını söyledi. 2007 yılında Manisa'da yaptığımız faaliyetler, yaptığımız tablolarla ilgili Kültür Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Onlar benim adıma dosya hazırlayıp Kültür Bakanlığı'na gönderdi ve sanatçı belgesi geldi. Bu da benim için çok çok gurur verici bir olaydı. Önümü açan, bana gaz veren çok güzel bir belgeydi. Sanat bir yaşam biçimidir diyen Gültekin, 3D resim çalışmalarından da bahsetti. Sanat dediğimiz gibi bir yaşam biçimi. Ben aynı zamanda burada 3G bir görsele girdim. Suyun içerisine şifre gizledim. Bunu da gözünüzü şaşı yaptığınızda bu şifreler ismi görme imkanınız olacak. Yani bir ilk deneme oldu. Bunu da ben dediğim gibi Manisa'ya, Gediz Ovası'na hayat veren Kibele görseliyle bu 3G görüntüsünü birleştirdim. Türkiye'de belki de 3D çalışması anlamında ilk tablolardan birisi olacak. Tarihi Kurşunlu Han'daki atölyenin Şehzadeler Belediyesi tarafından tahsis edildiğini kaydeden Gültekin, öğrenciler yetiştirmek gurur verici dedi. Bize Kurşunlu Han içerisinde atölye tahsis ettiler ve benden istedikleri sadece bize öğrenci yetiştir dediler. Bu iki yıl içerisinde de 100'e yakın öğrenci çalıştırdık. Güzel kara kalem eğitiminden sonra yağlı boyaya geçtiler. Kendilerini geliştirdiler. Bu da bizim için gurur verici.